Evet, merhaba Tarafsız Haber izleyicileri. Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener bir araya geliyorlar. Bakalım ne konuşacaklar ve bu toplantıdan ne çıkacak? Son dönemde altılı masa ile ilgili oldukça spekülasyon yapılmıştı ve Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in beyanatları birbirlerine laf gönderme şeklinde yorumlanmıştı ki beyanatların içeriğine girecek olursak laf gönderme yok değildir de diyemeyiz. Şimdi gazeteci Nevşin Mengü sosyal medyadan bir kulis bilgisi paylaştı. Akşener'in altılı masa bu şekilde devam etmesin, biz de oy kazanamıyoruz, İyi Parti bu şekilde oy kaybediyor diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'na, altılı masaya ya da Kılıçdaroğlu'nun adaylığına mesafeli yaklaşacağı kulis bilgisi çok dikkat çekti. Eğer Nevşin Hanım'ın aldığı kulis bilgisi doğruysa ben çok kısa da anında yorum yapacağım. Şöyle değerlendireceğim. Sizlere medya üzerinden sundukları Kemal Kılıçdaroğlu kazanamaz algısı üzerinden pompaladıkları şey aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanabilirliği ya da kazanamazlığı üzerinden yapılan bir tartışma değil. Bunu daha önce de ifade ettim. Kılıçdaroğlu'nun kazanabileceğini ve kazanabilir bir aday olduğunu söylüyorum. Ve altılı masada ya da bir takım aktörlerde, muhalif aktörlerde, sadece altılı masal değil, altılı masanın dışında da bir takım derin devlet aktörleri var. Memleket Partisi, Zafer Partisi var. Öte yandan Cumhur İttifakı'na eklemlenmiş ama ulusalcı olan bir kısım cenah da var. Genel görüş şu yönde. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Kılıçdaroğlu'nun kazanamaz algısı üzerinden değil. Yeni yönetecek iktidarın başkanı kendine yakın olmasını isteyen bir takım yapılar olarak değerlendiriyorum bu tartışmayı. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun biraz fazla demokrat bulunduğunu, biraz fazla solda bulunduğunu, Kürt aktörlere biraz fazla yakın olduğunu, biraz da hani Bektaş Alevilik geleneğinden geldiği için bir takım derin devlet aktörlerine göre biraz daha tehlikeli bulunduğu gibi bir yorum içerisindeyim. Yani ortaya çıkartılan tartışma Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanamazlığı üzerinden size sunuluyor olsa da aslında bu bir anlamda hem sermaye paylaşımı, hem iktidar paylaşımı, hem yönetecek yapının kendi arasında tartışması, aday üzerinden, kazanamazlığı üzerinden tartıştığı şeyin Kılıçdaroğlu'nun kazanamazlığı üzerinden değil de biraz ideolojik olarak Kılıçdaroğlu fazla solda buluyorlar, fazla demokrat buluyorlar. O bakımdan yapılan tartışmanın bir ideoloji tartışması olduğunu düşünüyorum. Hem Cumhur İttifakı'na eklemlenmiş ulusalcılar için, hem altılı masa içerisindeki ulusalcı aktörler için, hem ne Cumhur İttifakı'na ne altılı masada olmayan ve öte yandan bir takım ulusalcı milliyetçi hassasiyetleri paylaşan bir takım ulusalcı aktörlerin Kemal Kılıçdaroğlu'nu fazla demokrat bulduğunu, aslında Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını onların da tahmin ettiğini bildiğini düşünüyorum. Sadece bir ideoloji tartışması var ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi ideolojisine göre Kemal Kılıçdaroğlu'nu biraz daha fazla demokrat tırnak içerisinde bulduklarını düşünüyorum. Ve ülkeyi yönetecek yapı içerisinde Kılıçdaroğlu'yla çalışmayacaklarını, başka bir aday aradıklarını düşünüyorum. Benim fikrim bu. Akşener'in bu aktörlere yakın olduğunu düşünüyorum. Ekrem İmamoğlu konusunda da farklı görüşler düşünebilirsiniz ya da bu görüşlere eklemleyebilirsiniz ama bu Ekrem İmamoğlu eleştirisi olarak değil, sadece bir takım derin devlet aktörlerin ülkeyi yönetebilecek yapı üzerinde yaptığı bir tartışma olarak görüyorum. Kılıçdaroğlu fazla solda ve fazla demokrat ve resmi ideolojiye biraz daha uzak gibi, biraz daha tehlikeli bulduklarını düşünüyorum. Bu benim fikrim. Bunu sizlerle paylaşmak istedim ve bu tüm kavganın Kılıçdaroğlu'nun kazanamazlığı üzerinden değil, tam tersine Kılıçdaroğlu'nun hem Kürtlerin de oyunu alabilecek, hem sol görüşün de, hem de dindarların da oyunu alabilecek. Çünkü CHP'yi daha sağ çekti ve dindarları bir anlamda da sahiplenmeye başladı. Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi resmi ideolojisine dışına biraz çıktı. İşte bu biraz ulusalcı milliyetçi hassasiyetlerin tepkisini çekiyor ve Kılıçdaroğlu'yla çalışmak istemiyorlar. İşte tüm mesele bu. Öte yandan Beşli Çete vurgusunun da tırnak içinde söylemek gerekiyor. Kılıçdaroğlu Beşli Çete'ye mesafe koyduğunu söylemişti. Diğer aktörler biraz daha
o bir takım iş insanlarıyla beraber işi kotarmak istiyor da olabilir. İşte bu iş adamları üzerinden, sermaye üzerinden okuyun. Derin devlet aktörleri üzerinden okuyun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hem şu anki hem de geçmişteki resmi ideolojisi üzerinden okuyun. Tüm mesele Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanamazlığı değil, kazanabilirliği değil. Zaten Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını biliyorlar ama Kılıçdaroğlu'nu biraz fazla demokrat buluyorlar. Anında yorumda Barış Biner olarak sizlerle karşınızdayım. Karşınızdaydım. Bir başka yayına yeniden görüşeceğiz. Hoşça kalın.